Dini bir cemaatten bir terör örgütüne dönüşümü yaşamak trajedisi galiba FETÖ'cülere yetmemiş. Bunların Pensilvanya'ya sığınan elebaşları, televizyon mesajları ile örgüt üyelerine adanmışlık ruhu, endan falan söz ederek yurt dışına kaçan örgüt üyelerine yardım çağrısında bulunuyor. Zalimin zulmünden kaçanlara gerekirse ceketinizi bile satarak yardım edin, diyor. Abde ne yapacak? Fethullah Gülen'in Amerika'daki ikametine ilişkin bir gelişme hala yok. Başkan Trump'ın adamları bakalım bu sığınmacı hakkında ne tür adımlar atacaklar. Orta Doğu'da istikrarın temel göstergelerinden biri Türkiye'deki istikrarın korunabilmesi olduğuna göre, FETÖ'nün sırasında darbecilerle bile işbirliği içinde olduğunun kanıtlanması ABD yönetimi için herhalde bir anlam ifade etmelidir. Amaç kaos yaratmak. Bu arada bizlerin TBMM Darbe Girişimi Komisyonu'nun ulaştığı bilgileri de değerlendirmemiz yararlı olacaktır. Milliyet gazetesinde açıklamaları yayınlanan komisyon başkanı Reşat Pete'ye göre, FETÖ hala tam olarak deşifre edilemediği gibi, yeni bir yapılanma içinde bulunması ihtimali de çok fazlaymış. Pete'in gözlemleri özetle şöyle. Görülen amaç, darbeden ziyade ülkeyi kaosa sürüklemek. Bugün bir Suriye'de, Irak'ta neler yaşanıyorsa, Türkiye'de de aynısının yaşanmasını sağlamak. Türkiye'de kargaşa hakim kılınacak. Alevi-Sünni kavgası, Kürt-Türk kavgası çıkarılacak. Sağcı-solcu çatışması veya yaşam tarzı çatışmaları çıkarılacak. Siyasi ayakta kimler var? Darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılması lazımdır. Bu girişime destek veren, darbe gerçekleşmiş olsaydı başbakan, cumhurbaşkanı, bakan olarak görevlendirileceklere bakıldığında siyasi ayağı şu partidir, A veya B partisidir diyeceğimiz bir yapıdan bahsedemiyoruz. Belgelere baktığımızda siyasi kanada ilişkin bir bilgiye ulaşılamadı. Masonik yapı. Fethullah Gülen'in deşifre olmasından dolayı oluşturulacak yeni bir yapılanmanın çekirdeği olacak isimler sorusu da ortada. Masonik yapılanmayı andıran yerleri var. Üst düzey örgüt üyelerinin birbiriyle yatay ilişkileri yok. Ben bunu üzüm salkımı diye ifade ediyorum. Hepsi aynı salkıma bağlı ama üçlü beşli gruplar halindeler. Gülen ilişkisi. Gülen'in Ca ile mali ve siyasi açıdan ilişkide olduğuna ilişkin kuşkular var. Ca görevlileri ona sahip çıkıyor ve dışarıya gönderilmesine izin vermiyorlar. Konuşmasından korkuluyor. Sadece Türkiye değil başka ülkelerde de yapılanmaları var. Talimatlar alınıp veriliyor. Ca bunları hep kontrol etmiş. Darbe komisyonu raporu önümüzdeki günlerde açıklandığında bu örgütle ilgili daha ayrıntılı bilgilere ulaşacağız. Ancak bu örgüt tamamıyla çökertilmeden Türkiye'de olağanüstü halden çıkmanın pek mümkün olamayacağını bilmemiz gerekiyor.